Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım, şimdi uyuyan bir kedimiz vardı. İkinci tekir kedimiz, ikinci boncuk kedimiz. Onu yapmamıştık. Arkadaşlar çok resim söylüyorsunuz. Hocam şunu ne zaman yapacaksınız? Bu resmi ne zaman yapacaksınız? Yüzlerce resim var. Lütfen bu konu hakkında bana mesaj atmayın. Çünkü bir şey söyleyemeyeceğim. Sonuçta yani hepsini yapamayacağımız aşikar ortada. O yüzden ben genelde çok arada böyle sorarım. Öğrencilerime de söylerim. Size de sordum Facebook sayfamdan. Dedim arkadaşlar neler yapalım. O yüzden arada soruyorum ama her zaman da bu hani size sorup da resim yapacağım anlamına gelmiyor arkadaşlar. Lütfen o konuda çok beklenti içinde olmayın diyorum ben. Hadi bakalım, şimdi bu kedicimiz var. Bu kedicimize başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bu kedicimizin bir başını keselim, tamam mı? Evet, şimdi bakın. Bu şu baş kısmı şu kol kısmının altında. Bunu keserken şöyle göstereyim ben. Bunu keserken bakın dokusunu şöyle kesik kesik de yapabilirsiniz. Bakın böyle böyle. Şöyle şöyle de yapabilirsiniz. Uzun çizgiler halinde de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa, tamam mı? Şimdi hangisi güzel olur hocam diyorsanız şu kesik kesik yaparsanız bu daha böyle hani gerçeğe yakın bir görüntü olur. Ama ben çok yorgunum. O yüzden çok böyle kesik kesik yapmadım. Böyle komple böyle çizgi halinde yaptım. Tamam mı? Şöyle de göstereyim dokusunu bakın. Buradan da anlaşılıyordur. Şimdi bunu nasıl çıkartacağız? Bakın. Şu başının olduğu yer buradan payla yapacağım. Neden? Çünkü kolun altında kalmış. Buradan geleceğim. Dokuyu kazandırdıktan sonra bakın doku yönü zaten tüylerin yönü söylüyor size dokuyu nasıl yapacağınızı. Gördünüz mü? Bakın. Bunlar doku yönleri. Şimdi bunu çıkartırken bakın şöyle hafif dalga verin. Böyle hani hop diye böyle dümdüz kesmeyin. Dalgalı dalgalı olsun biraz. Dalga verin. Güzelce böyle kulağını kesmeyin. Kulağını ayrı yapacağız. Buradan bakın gelin böyle. Şuradan beyaz yerden. Gel 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 gel. Bakın şuradan payla. Çünkü kolu gelecek oraya, tamam mı? Şu. Bakın. Evet, bunu kenarlarını yine diğer kedimizde görmüşsünüzdür. Çırpma işlemi yapacağız. Bakın şunu yaptım ben, tekrar göstereyim. Şu alt kısmının olduğu yere kadar yap, şuraları yapmasanız da olur. Çünkü oraya kolu gelecek ama en azından şu kısımların olduğu yerlere biraz şöyle aşağı inebiliriz. O kısmı azıcık görünecek. Şu kısmına yapmayın. Burayı da yaptım bakın. Doku yönü burada. Şuraya da yapalım biraz. Bakın bunu ters geliyorsa eğer size kesme ters, bu tersini de çevirip öyle de yapabilirsiniz. Öncelikle bu kırpma işleminde arkadaşlar bir tane beyaz kağıt alın ya da başka bir kağıt da olabilir. Biraz kırpma işlemi çalışın kenarda. Sonra eliniz düzleşince bunu yaparsınız. Ben diğer taraflarını yaptım. Şuradan da göstereyim. Evet. Şimdi bu kafayı kestik. Şimdi burada ne yapacağız? Şunu bir alayım kenara. Bakın kretuarla gözleri böyle kapalı ya, buraya şöyle çizik attım kretuarla. Çizik attıktan sonra güzelce önceden atmıştım ben, boyadım tabi. Şu kısmının olduğu yer arkadaşlar bakın. Tam şuradan ortadan şu siyah çizginin ortasından şöyle çizik attım. Kretuarla kestim yani. Tamam mı? Siz de aynısını yapın. Bakın. Daha sonra buna şöyle elimle bombe verdim. Şu diğer kısmını da aynı şekilde. O kısmını bombeye verirken şöyle cımbızı alttan sokun. Şöyle bakın cımbızın ucuyla şöyle yapabilirsiniz. Gördünüz mü? Evet. Şimdi bu tarafı yapalım. Bu tarafı yapmamıştım. Buraya bir beraber yapalım diye yapmadım. Koptu bile şurası. Çok önemli değil şurası. Kopmuş olması. O yüzden arkadaşlar lütfen bana bunu yapalım, şunu yapalım demeyin. Elimden geldiğince ben size teknik öğretmeye çalışıyorum. Yine aynı şekilde. Bakın aşağı indiriyorum. Evet, gözleri böyle. Gördünüz mü? Kapalı bir biçimde duruyor. Şimdi bu bir. Kenarda dursun. Şimdi bir tane gövde keselim. Arkadaşlar. Nasıl keseceğiz gövdeyi? Bakın.
Gövdeye güzel bir doku kazandıralım. Şu kolunu ve şu gövdeyi beraber alacağım, tamam mı? Burayı. Şimdi bunu alırken yine bakın tüylerin doku yönü böyle. Güzelce dokusunu kazandırın, tamam mı? Ben şurada kazandırdım bir tane. Göstereyim size. Bakın. Dokuları görüyorsunuz değil mi? Şuraya da kazandırdım. Buralarına kazandırdım. Şu kısma kazandırmadım. Şimdi bunu alırken şunun üzerinde yapalım. Öncelikle şuradan geliyorum. Bakın. Hatta şuradan göstereyim. Buradan gelin. Buradan gel gel böyle dalga verin arkadaşlar, oldu mu? Şuradan. Dalgalı dalgalı yapın yani, anladınız mı? Buradan gelin dalga dalga böyle. Gel gel tırtık verin. Şuradan bakın. Tam sıfır gitmeyin. Şu tüylerin olduğu yerden biraz daha yukarıdan. Buradan sıfır sıfır sıfır. Gel böyle. Buradan şöyle yukarı çıkalım. Çık çık çık. Buraya ben kullanmışım burnunu. O yüzden çok önemli değil. Buradan geleceğim. Kulağını dahil edeceğim. Yine dalgalı veriyorum. Hani dümdüz çıkmıyorum. Dalga dalga yapıyorum böyle. Buradan gel böyle gel gel. Yine dalga dalga. Buradan. Buradan sıfır. Tekrar şuradan. Yine böyle dalgalı dalgalı. Alacağız, tamam mı? Hadi bakalım alalım. Bu gövdemiz olacak. Gövdeyi yapıştıracağız. Hocam şurasını almadık diyorsunuz. Orayı ayrı alacağız. Şu patisini, kırmızı patisini de ayrı alacağız. Şimdilik bunu yapacağız. Bakın şöyle dalga veriyorum. Şimdi burada geldim. Yukarı çıkıyorum. Şuradan. Kulağını alıyorum. Yine hafif böyle tam şuradan bakın tam şuradan kesmeyin. Azıcık tüylerinin olduğu yerlerden kesin. Bu boncuk kedimizde zaten kulağın nasıl yapıldığını görmüştünüz. Burada da aynı şekilde tam böyle şuradan değil de azıcık daha şöyle yukarıdan alacağım. Yine dalgalı yapıyorum. Dümdüz kesmeyin. Evet, şimdi buradan biraz çıtlatma yapayım ben. Orayı kesmişim. Çok önemli değil. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın mantık şu. Bu bunun içine girecek böyle. Tamam mı? Başı hatta şuradan biraz daha çıtlatayım. Tam girmiyor. Resmin üzerine bakalım, şöyle koyalım. Şunu bir koyalım önce. Mantığını anlatmaya çalışıyorum size. Böyle olacak yani. Şöyle duracak yani. Aynı zamanda biz kulağı, şu gövdeyi, şu patiyi de çıkarmış olmuş olduk. Tamam mı? Öncelikle yine bunu şu kısmına. Bakın bu kısmına doku yapmamışım nasıl parlıyor. Hemen dokusunu veriyorum. Şu hizaya kadar yapabilirim kırpma işlemini. Artık bu kırpma işlemini anladığınızı düşünüyorum. O yüzden burayı kısa geçeceğim. Şimdi bu gözde de aynısını yaptık. Arkadaşlar. Ağzını yapmayacağız mı? Ağzını yapacağız ama ağzını şöyle şu kısımda yapacağız. Tamam mı? Öncelikle şu kısmını çıkaracağız. Bu tabii buna gelmeyeceğiz daha şu an. Evet, bunu yine boyuyoruz arkadaşlar. Kahverengiye. Böyle boyayalım tersten. Farz edelim boyadık. Burayı da boyuyorsunuz.
Şu kulağı göstereyim, gövdeyi göstereyim buralara. Boyamasanız da güzel bir görüntü oluşabilir. Ben şimdilik boyuyorum ama boyamasanız da hani çok kötü bir görüntü oluşmaz arkadaşlar. Evet, şurayı da boyayalım. Evet, yine kırpma işleminde göstereceğim. Bakın, tüyün gidiş yönü burası, gördünüz mü? O yüzden kırpma işlemini böyle yapacağım. Bu tarafa doğru yapacağım. Ve buraya böyle komple buraya kırpma işlemini uygulayacağım bunu. Tamam mı? Orayı ben şu an vakit kaybetmek istemiyorum onunla. Kulağa gösterelim. Kulak, bakın, yukarı tüyler böyle dik diktir. O yüzden bu kulağı şöyle yapacağım. Buraya da yapın. Tabii ki buraya da yapın. Bu kısmı da yapacaksınız. Ama kulağa kırpma işlemi gelince arkadaşlar biraz kısa tutun. Kırpmanın boyunu, tamam mı? Hani daha sığ olsun. Burada daha derin yapıyorduk, bakın. Gördünüz mü ne kadar derin gidiyoruz şurada. Ama burada o kadar derin gitmeyin. Küçük küçük şu siyah kısmının olduğu yeri yapın, yeterli. Yukarı bir yukarı kırpma işlemini yapıyoruz. Biraz pratik yapın kenarda. Alın şöyle bir kağıt. Kenarında böyle biraz çalışın arkadaşlar. Bakın. Böyle biraz egzersiz yapın, tamam mı? Evet, yine aynı şekilde bu kısmını da tersten yapacağım burayı. Çünkü o taraftan tersime geliyor. O yüzden arkasını çevirdim. Öyle yapacağım. Evet, şimdi burayı da yaptığımızı farz edelim, tamam mı? Sıra geldi şu kolunun olduğu yere. Bakın, tüyün yönü bu taraf. Şu. Bunu yine derin yapın. Bu tarafı böyle komple böyle böyle buralara kadar geliyorsunuz. Buraları hep şimdi ona vakit kaybetmemek için yapıyorum. Buraya da çok derin yapmanıza gerek yok. Uç kısmına bakın. Patisin uç kısmına. Böyle yapıyorsunuz. Buralara kadar gelin. Yine bunun bu şekli bu taraf. Yani şöyle bakın. Böyle böyle. Tamam mı? Ara ara. Ama tabii bu kadar seyrek değil. Ben hani yönünü göstermek için yapıyorum. Bakın, bunun yönü de şu tarafa gelmiş. Şu kol şeyinde tüyleri bu tarafa, şu gövde tüyleri de bu tarafa. Tamam mı? Burayı da böyle yapıyorsunuz. Komple yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu yapmış farz ediyorum. Sıra geldi. Bu bitti. Sıra geldi. Şimdi şu bıyık kısmının olduğu yere bakın. Nasıl yapmışız? Önce şöyle bir bu taraftan şu bıyıklarını aldım. Nasıl aldım? Şu bunun olduğu yerden şimdi sıfır kesimi gösteriyorum size. Dokularını yine arkadaşlar bakın. Böyle böyle. Yönüne göre, tamam mı? Burası düz mesela ama çok sık yapın. Burada bakın ne kadar sık yapmışım ben. Dokuları görüyor musunuz? O yüzden çok sık doku yapın. Bunu alırken hem elimde dursun hem bakın. Buradan 0 0 0 0. Şöyle bakın, şu bıyıkları var ya. Bıyıklarına da doku kazandırın güzelce. Buradan şöyle bir alın. Geniş çerçeveyle. Buradan çenesinin altından şöyle geleceğim. Yine böyle bıyıklarıyla beraber şöyle alacağım. Şu. Ben burayı tabii işledim. Bu tarafı da hani size işlemek için kesmedim. O yüzden bakın, baz aldığım yer şu kenar, bakın. Şu beyaz kenarlar, tamam mı? Hatta şu kısmın olduğu yeri biraz daha şöyle dalgalı yapın yine. Siyahlığını alacağım. Tamam mı? Buranın buraya yine kırpma işlemi uygulayacağız. Şu alt kısma. Bazıları kopabilir, kopsun. Kopmaya neden koptuğu sizin elinizin iyi olduğuna dalalettir. Yani kopuyorsa çok ince kesim yapıyorsunuz demektir arkadaşlar. Bu kadar basit.
Şöyle şöyle yaparsanız, böyle böyle yaparsanız kopmaz. Ama böyle böyle yaparsanız kopar. Çok ince yapmamız gerekiyor çünkü. Zaten öyle geniş aralıklarla tuttuğunuz zaman da çok çirkin bir görüntü oluşur. Dediğim gibi bundan sonra kaplumbağa terbiyecesini yapacağız. Ama 50'ye 70 yapacaktım. Sonradan vazgeçtim. Evet, şimdi bakın bıyıklarını alacağım. Bakın şu kenar beyazlıkları baz alacağım, tamam mı? Şuradan bir tane bıyık baz aldım. Dikkatlice izleyin. İnce olsun. Kopabilir, hiç mühim değil. Zaten diğer boncuk kedimizi ne yapmıştık? Şuralara bıyık yerleştirmiştik. Buradan tekrar dönüş yapıyorum. Dediğim gibi 50'ye 70 yapacaktım, vazgeçtim. Çok büyük olacak. O yüzden 35-50'sini yapacağım arkadaşlar. Henüz siparişini vermedim. Kerem Bey'e vereceğim. Şuradan devam edeyim. Şuradan gelelim. Onun arkasını Photoshop'la yaptıracağım çünkü. Bakın bunlar da kıvrıldı kendiliğinden. Bıyık gibi kıvrıldı. Şurada gördüğünüz herhangi bir bıyığı baz alacağım. Yani illa hepsini keseceğim diye bir kural yok. Bazıları kopabilir. Çünkü bir bıyığı alırken diğeri kopacaktır. Hatta şuradan bir boşluk vereceğim şöyle. Şu boşluğu atıyorum. Hatta bakın burada bir bıyık yok ama ben şöyle kendiliğinden bir bıyık oluşturacağım. Şu beyaz hat. Oraya geliyorum, duruyorum. Bakın geldim, durdum. Şimdi burada iki bıyık var. Hangisini baz alayım? O size bağlı. Buradan şunu alayım. Bakın. Burası biraz karışık. Dediğim gibi istediğiniz bıyığı baz alabilirsiniz. Uçları sivri olsun yeter ki. Diğer boncuk kedimizle bu konsept olacak arkadaşlar. Öbürü yaramaz. Cin gibi bakıyor. Bu uyukluyor. Bu uykucu. Evet. Şimdi bakın şurada bir tane var. O yüzden burayı şöyle iptal edeceğim. Bakın. İptal ettim şunu. Bunu alacağım. Evet, şurada bir tane kısa var. Onu alalım. Yani hepsi aynı boy olmasın. Ona özellikle dikkat edin. Yani şuradaki bıyığı iptal edeceğim arada. Biraz boşluk olsun istiyorum. Böyle sıra sıra olmasın. Gayet ince kesin. Şuradan birkaç tane daha yapacağım. Ondan sonra başka bir şey geçeceğim. Böyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunu yapmış farz edin. Buraya da devam edeceksiniz. Burada yapmamız gereken bir işlem var. Bakın şu ağzının şu kısmını böyle kretuarla, aman dikkat edin. Şuradan kopartmayın köşeden. Yine aynı mantık. Az önce gözde yaptığımız. Hemen şuradan tersten boyayalım. Yine aynı işlemi yapacağım. Bakın, cımbızı alttan soktum. Şu. Bazı öğrenci arkadaşlarımız soruyor. Hocam siz bunları bir yere bakarak mı yapıyorsunuz? Hayır arkadaşlar. Hepsi tamamen benim hayal gücüm. Hiçbir yere bakmıyorum. Zaten yapılışta olsa sizler de bulurdunuz. Bakın. O bombili oluşturduk ağzına. Çok da güzel durdu. Evet. Şimdi bu kenarda dursun. Bunu sonra yaparız. Burada mini minnacık bir burnu var. Çok sevimli sevimli. Şu. Bakın. Şu kısmına doku kazandıralım. Kırmızıya kazandırmayalım. Kırmızıyı ayrı keseceğiz. Şimdi bunu
Buradan bu sıfır. Dalgalı kesin yine sıfır sıfır. Buradan şöyle bir tane alacağım. E hocam burnu kaldı ucu. O kırmızıyı sonra ayrı keseceğim o yüzden. Şurada bakın olduğu gibi. Hemen yine bakın. Çıtlatma işlemini yapacağım. Şuradan önce yukarı yukarı. Yine çok derin yapmayın çıtlatmaları. Kısa olsun bunlar bu sefer. Tersini çevireyim. Evet, yağmur yağdı. Çok da serin bir hava var İzmir'de. Evet, bakın çok güzel oldu. Şimdi şu kırmızı yeri keseceğiz. Onun için de yine dokusunu bakın arkadaşlar. Bunu da nasıl keseceğiz? 0 0 0 0 0. Başka bir yerden bunu keseceğiz, tamam mı? Bunu da buraya yapıştıracağız. Şöyle bükeceğiz. Hafif büküyorum. Buraya yapıştıracağım. Yapıştıracağım. Evet. Açalım şunu. Kurusun en azından. Buna şu burnu, kırmızı burnu arkadaşlar lütfen bakın. Buna şey diyorlar genelde, cımbızlama diyorlar. Şu başka kurslardan gelen öğrencilerim. Cımbızlama değil arkadaşlar. Buna form verme işlemi diyoruz. Yani adına ne derseniz deyin. Şu. Form veriyorum yani. Şuraya da azıcık süreyim. Hocam şu şöyle mi, bu böyle mi, bu tekniği kullanıyoruz biz arkadaşlar. Çok teknik var. Böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam diye çok soru geliyor. Lütfen bana öyle şeyler atmayın, mesajlar atmayın. Çünkü ben diğer teknikler nedir bilmiyorum. Şimdi bunu bu geleceğiz, buraya yapıştıracağız. Ama ondan önce şu bıyığımızın şu kısımlarında buralara da kırpma işlemi yapacağız. Onu da göstereyim. Az önce unuttum. Bunu da şöyle hafif yan yapalım şöyle. Bakın şöyle şöyle. Yani bazen öyle sorular geliyor ki cevap versen bir türlü, vermesen bir türlü yani. Bir soru soruyor bana. E diyor bunda ne kullandınız? Bunda şunu neyini kullan? Ya videoyu izleyin arkadaşlar. Videoları izleyin zaten videolarda çektiğimiz videolarda orada sorduğunuz soruların cevabı var. Yani benim vaktim yok inanın. Evet bakın bunu da kırpma işlemini yaptık. Bunu buraya burnumuz nerede? Burnumuza form verdik. Şöyle bir hafif 45 derecelik bir açı verdik. Bunu buraya yapıştıracağım şöyle. Tamam mı? Hadi yapıştıralım. Gerçi tam kurumadı ama olsun. Ben şu burnun ucuna da birazcık sürelim. Böylelikle o burnun olduğu yer havada gibi durdu. Şu burun delikleri de boşluklar oluştu bakın. Görebiliyorsunuz. Burada. Şu. Evet. Bunu alacağız. Buraya yerleştireceğiz. Şöyle ama bunun için benim bunu kırpmam lazım. Mecburen kırpacağım arkadaşlar. Gerçi bunu yaptıktan sonra üzerine bıyıkları yerleştireceğiz. O yüzden onunla vakit kaybetmeyelim. Onları yapalım. Sonraki videoda başka bir şey tarif edeceğim. Şimdi burada ayağımızın şu kısmını kestik az önce. Peki şu kırmızı ne olacak? Kırmızıyı da başka bir resimden dokusunu kazandıralım. 0 0 buradan paylı. Şöyle bir keselim. Şurada olduğu gibi bakın. Şu. Burası. Bunu buraya yerleştireceğiz. Tabii şu kırpma işlemlerini tamamladıktan sonra şimdilik bu dursun. Şu kısmı kaldı. Bu kısmına yine doku kazandıralım.
Güzelce doku kazandıralım. Buralara da kazandırdığımızı farz ediyorum ben. Bunu da çıkartırken yine buradan geleliğe dışarıdan biraz şuradan dalgalı dalgalı buradan böyle payı çıkartalım. Şurada olduğu gibi. Bakın. Bu da böyle gelecek. Şimdi bu burada olacak. Bu da altta olacak, tamam mı? Şu. Hatta onun kısmını biraz keselim. Göstereyim, yapıştıralım. Ben şu kısımları yapıştıracağım için buraları mecburen kırpma işlemi yapmak zorundayım. Buraları sonra yapacağım. Evet. Şimdi bunu da aynı şekilde kırpma işlemi yapacağız. Bakın şu kısmının olduğu yeri biraz verev yapacağım. Açılı yapacağım. Buraları dümdüz. Zaten şu kısmını yaptım bakın. Şu uç kısmının olduğu yerler biraz düz. Buraları verevli. Kağıt bazen yumuşak oluyor. Ayrılabiliyor. Buraları da şöyle verev yapacağım bakın şuraları. Tabii şuradan tersten yapamıyorum. O yüzden arka tarafını çevireceğim mecburen. Buraları da biraz yapayım. Evet. Şimdi buna şöyle hafif form verdim. Şöyle. Bakın. Bunu buraya yapıştıracağım. Şu kısmını boyamıştım ben. Hani şu beyazlığı görünmesin diye. O niye böyle renkli diye düşünmeyin. Şimdi. Azıcık şöyle. Şey yapmasın. Çok homojen de durmasını istemiyorum. Bunu buraya yapıştıracağım. Hadi bakalım. Üstüne silikon sıkalım. Bakın. Resminde lütfen doğru yerde olduğuna dikkat edin, tamam mı? Şuradan kulaktan bakın. Ondan sonra şu kısımlardan, arka kısımlarından kontrol edin güzelce doğru yerde mi diye. Buradan bunu yapıştıralım. Azıcık şöyle geride dursun. Preslemeyin yani iyice. Bakın, hafif biraz daha yukarı çıkması gerekiyor. Evet. Bunu da alta yapıştıracağım şimdi. Bakın şöyle bu kısımlarını biraz böyle içe doğru verevli yaptım ki tekrar görüntüsü sağından solundan görünmesin. Hatta şu kısımlarını biraz daha almak istiyorum ben. Bombesini verdim şöyle. Hani tırnaklarının olduğu yer var ya, burası orası. Tekrar kontrol ediyorum. Aman pek tatlı oldu. Azıcık yukarı çıkacak. Şu. Evet. Bunu kurumaya bırakalım. Tersinden şöyle baktım. Güzelce kurusun, tamam mı? Dediğim gibi şu bu kısımlarının sırt kısımlarının olduğu yere o kırpma işlemlerini yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yine her zamanki gibi ne yapacağız? Bıyık keseceğiz. Hadi bakalım. Şu bakın burada var bıyıkları. Ondan sonra bu taraflarda da var bıyıkları. Ben bir bakayım da. Önce şu gözün üstündeki bıyıkları bir alalım. Şurada bakın 1 2 3 tane bıyık şeyimiz var. Kaş mı diyelim? Bıyık şey mi diyelim artık? Bıyık da değil de şu üçünü alacağım öncelikle, tamam mı? Bunu bakalım nasıl yapalım. Şöyle bir üçünü aynı anda alabilir miyim? Bir bakalım. Çıtlatıp içine sokabiliriz belki. Evet.
Bunu ne yapalım? Şimdi şu kısmını arkadaşlar buraya delelim. İçinden hafif bir çizik atacağım şimdi buraya. Şu kısmın olduğu yeri hafif deldim. Biraz açalım. Çok açmayın. Çok da kötü durmasın. Şimdi bunun için biraz inceltmem gerekiyor şu kısımlarını. Uç kısımlarını inceltmem gerekiyor. Onun oraya rahat girebilmesi için.